İclal 2020 Yaşam Bayı Öğrenme ve Liderlik Konferansı'nın gala yemeğinden merhabalar. Önce hocamızı tanıyalım. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Ayfer Titrek. İclal'in başkanı Osman Titrek'in eşi oluyorum. Ona elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum bu konferans konusunda. Konferansımızdaki göreviniz nedir acaba? Konferans tabii ki misafirlerimizi karşılamak. Çünkü biliyorsunuz siz de süreçteydiniz. 70 farklı ülkeden katılanlarımız oluyor. Bunun yanında Türk yine katılımcıları oluyor. Bunları karşılanması, yönlendirme konferans içinde ve ikram, sunum bunlarla genellikle ilgileniyorum ben de. Evet, Yaşam Bayı Öğrenme ve Liderlik dedik. Bu konferansın amacı nedir? Bu konferansın amacı yaşam boyu ve liderlik alanında özellikle akademik camiada makalelerin yayınlanması ve yapılan araştırmaların sunulması ve ülkeler arasında bu nasıl araştırmalar yapılmış ve interaktif olarak birbirleriyle bilgi alışverişi yaparak alana katkı sunmak amaç bu. Bu gece burada 6. gala gecesini kutlayacağız. Peki 6 senedir farklı ülkelerde yapıldı. Evet. Hangi ülkelerde yapılmıştı? Bununla ilgili Çek Cumhuriyeti'ne gitmiştik. Polonya var. Yine Olomouc'a gitmiştik. Azerbaycan geçen yıl gitmiştik. Bunda bile Liepaja var. Açıkçası bu ülkeleri gidip 5 ve bu şeyde konferansta da 6.sıyla beraber hayırlısıyla bakalım bundan sonra da süreç böyle devam ediyor başka ülkelerde. Benim bildiğim bir de Azerbaycan vardı. Evet, ama bu sene nerede olacaktı? Bosna Hersek'te evet, olacaktı. Bosna olamadı. Neden olamadı hocam? Onu açıklayalım tabii bir de. Biliyorsunuz ki pandemi olduğu için bütün ülkeler sınırlarını kapattı. Kapattığı için de biz de tabii ki pandemiyle birlikte Saraybosna'ya gidip bu konferansımızı gerçekleştiremedik. Ama tabii ki biliyorsunuz ki bu pandemiyle birlikte her şey dijitalleşti. Bizler de tabii ki bütün eğitimlerimizi zaten dijital ortamda yapıyorduk. Konferansı da dijital ortama taşıdık. Bugün de tabii ki dijitalin yanında oral sunumlar da vardı ama dijital ağırlıklı olarak bu konferans da devam edecek. Ben teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben de çok teşekkür ederim sizler de katıldığınız için. Sizi görmek de burada çok güzel. Bize de sağ olun efendim. Şimdi teşekkür ederim. Konservatuvar dekanımız Nilgün Hanım'la beraberiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Profesör Doktor Nilgün Sazak, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın müdürüyüm. Aynı zamanda ses eğitimi alanında uzmanım. Ses eğitimi bölümünde de şu anda görev yapmaktayım. Bugün İcra Konferansı'nda siz de vardınız. Konferansımızla alakalı neler söylemek istersiniz? Konferansımızın başından beri takip ediyorum. İlk Çekya'da Olomouc şehrinde yapılan kongrede bir konser vermiştik. Hatta Azerbaycan türkülerini söylediğimiz muhteşem bir konser vermiştik. Burada da yine görev düştü. Hocamız sağ olsun benim de orada olmamı istedi. Çünkü yurt dışında yapılacaktı biliyorsunuz Türkiye'de yapılınca pandemi nedeniyle. Bizler de burada destek olmak ve kongrenin üniversite temsilini sağlamak için Hamdi hocamızla beraber bir konsere imza attık bugün. Çok da güzel oldu. Çok da teşekkür ediyorum size hocam. Gala yemeğimiz nasıl gidiyor? Gala yemeğimiz muhteşem. Katılımcılarımızın az olması yani sönük geçmesi demek değil aslında. Burada başından sonuna kadar oturumları online izleyen katılımcılar çok fazlaydı zaten. Burada da gelen katılımcıların dönmeyip burada kalması ve bizlerle beraber olması burayı da zenginleştiriyor diyebilirim. Şahane. Çok teşekkür ederim bilginiz için. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Cansu Bayrakçı, rehber öğretmenim. Önemli değil. Arada böyle meraklı şeyler yapabiliriz. Bugün kongre için geldik, sunumumuzda katıldık. Geçen yılda Bakü'deydik zaten, o zaman Uras karnımdaydı sunumlarda. Evet. Bugün aktif olarak en küçük katılımcı olarak yanımızda. Harika. Duydum ben zaten Azerbaycan'da 2 kişiymişsiniz, sonrasında 3 kişi olmuşsunuz. Evet, öyle olduk. Değil mi anneciğim? Bugünkü konferansımız nasıl geçti? Çok keyifli geçti, çok güzeldi. Şu anda devam ediyor. Covid'in vermiş olduğu etki nasıl oldu, onu nasıl yaşadınız? Valla açıkçası bugün tedbirler çok güzel alınmıştı her şeyden önce. O tedirginliğimiz biraz üzerimizden kalktı açıkçası. Oğlum. Gayet güzeldi diyebileceğim tek şey budur oldu. Farklı bir tecrübe yaşadık yani. Kesinlikle.
için öyleydi ama gayet güzel organize edilmiş. Gerekli tedbirler alınmış. Bu anlamda içimiz rahat bir şekilde sunumlarımızı yaptık. Gayet güzel geçti. Çok iyi. Sizi de tanıyalım lütfen. Ben Mustafa Bayrakçı, doçent doktor Mustafa Bayrakçı. Sakarya Üniversitesi Eğitim Yönetimi Denetimi Anabilim Dalı'nda görev yapıyorum. Kongreye kurulduğundan beri, yani kongre başladığından beri katılıyoruz biz. Gerçekten uluslararası bir kongre, yani uluslararası yönü ağır olan, daha ağır basan bir kongre. Genelde Türkiye'de yapılan kongrelerde adı uluslararası olmasına rağmen hani uluslararası katılımcı çok fazla olmuyor ama bu kongrede %60-%70 civarında yabancı ve gerçekten prestijli akademisyenlerin katıldığı bir kongre, kaliteli bir kongre. Bu sene de pandemi şartlarında oldu. Biraz her sene kadar da tabi şey olmadı ama pandemi şartlarında gerçekten çok kaliteli bir şekilde hem oturumlar, tedbirler alınarak hem de sanal oturumlar gayet katılımcı sayısı fazla ve bildiriler güzel bir şekilde sunularak ve katılımlı bir şekilde yapıldı. Bu nedenle katıldığımızdan dolayı mutluyuz. Konferansımız yine amacına ulaştı yani. Kesinlikle. Bu sene de yani hiç ara vermeden ben Osman hocamızla hani sürekli konuşuyoruz. Acaba ara versek mi falan. Ama bu pandemi sürecinde bile yapılabilecek en güzel şekilde hem ara verilmeden hem de kaliteli bir şekilde olmuş oldu, yapılmış oldu. Gayet memnunuz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kolay gelsin. Hoşçakal. Siz tanıyabilir miyiz lütfen? Nadire Gülçin Yıldız, İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesiyim. İngilizce PDR bölümü koordinatörüyüm. 4 yıla yakın orada çalışıyorum. Bugün İJAL konferansındaydınız. Katılımcı olarak geldiniz. Nasıl bir deneyim yaşadınız? Çünkü bugünkü konferansımız biraz farklıydı. Evet, yani bütün şu zor koşullara rağmen bence son derece organize bir çalışmaydı. Başta Osman hocamız olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çok emek verdiler. Güzeldi, çok memnun kaldım. İyi ki gelmişim. Hani sanal sunum yapma, sanal ortamda sunum yapma şansımız olmasına rağmen gelmeyi tercih ettim. Güzel bir deneyim oldu. Yeni insanlarla tanıştım. Çok güzel sunumlar oldu. Kendi sunumumu yaptım. Oturum başkanlığı yaptım vesaire. Evet. Peki üniversitemize ilk defa mı gelmiştiniz? Aynen, aynen. Nasıl buldunuz? Çok güzel, çok güzel. Kesinlikle daha önce gelmeliydim diye düşündüm. Kesinlikle çok beğendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gala yemeğimiz devam ederken bir de Gözde Hanım'ı tanıyacağız. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Sakarya Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi Gözde Sezen Gültekin. Kongrede İJAL kapsamında başından beri Osman Hocam'la birlikte bu kongreyi organize ediyoruz ve 6.sını düzenlediğimiz kongreyi kendi ülkemize yapmak nasip oldu. Bu şekilde. Çok güzel. Peki İJAL konferansı nedir? Bu konferansla alakalı bize neler söyleyebilirsin? Tabii şöyle, İJAL konferansının ana konusu aslında lifelong learning, yani yaşam boyu öğrenme ve liderlik kapsamında ele aldığımız bir konferans ama her yıl odaklandığımız konular farklılaşabiliyor. Özellikle geçtiğimiz yıl sürdürülebilirlik konusuna odaklanmıştık. Bu sene ise biraz daha duygu yönetimi konusuna odaklandık ama bunun haricinde eğitim bilimleri alanı başta olmak üzere pek çok alana hitap eden geniş çaplı bir kongre. Pandemiden dolayı yurt dışında olacak konferansımız yurt içinde olmak zorunda kaldı. Bu süreç nasıl oldu? Şöyle, Bosna'da aslında planlamıştık 6.sını, Bosna'da düzenleyecektik ama pandemi dolayısıyla son dakikaya kadar bekledik ama ve lakin koşullardan dolayı Türkiye'de yapmak durumunda kaldık. Türkiye'de yaparken de biraz risk alarak ama iyi ki de yapmışız diyoruz, yüz yüze bir kısmını gerçekleştirmeye çalıştık. Sağ olsun üniversitemiz bizi çokça destekledi bu konuda. Onların da desteğiyle birlikte Sakarya Üniversitesi'nde kendi üniversitemizde bunu gerçekleştirdik. Çok güzel. Burada bir de ilk defa bir deneyim ve tecrübe edinildi. Uzaktan yapıldı. Bunu da anlatalım. Bu farklı bir deneyim nasıl oldu? Nasıl bir deneyimdi? Tabii. Zorlukları, kolaylıkları. Aynen öyle. Uzaktan eğitim kapsamında deneyimli olanlar var, deneyimsiz olanlar da elbette vardı. Bizler öğretim üyeleri olarak bazı dersler kapsamında daha öncesinden uzaktan eğitimde deneyimliydik ama bu hani
pandemi sürecinde açıkçası uzaktan eğitimde hiç dahil olmayan kişiler için birazcık sıkıntılar çıktı. İşte Microsoft Teams gibi, Zoom gibi farklı programları bu süre zarfında öğrenen kişiler oldu. Öğrenemeyenler de oldu elbette. Aslında her birimiz için yeniden öğrenme süreci oldu. Hani yaşam boyu öğrenme diyoruz ya, kendi kongremizin amacına uygun bir kongre yapmış olduk. Pek çok kişiye teknoloji başta olmak üzere sistemi nasıl kullanabileceklerini de öğretmeye çalıştık. Tabii onları öğretirken biz de bir şeyler öğrendik kendimizce. Umuyorum güzel olmuştur. Dönütlerimiz gerçekten güzel geldi ve uzaktan eğitim belki pandemi kötü gibi görünebilir ama artı yönlerine baktığımızda sanıyorum uzaktan eğitimi öğrenmek ve diğer fırsatlar anlamında bize pek çok artı noktalar kattı. Ben inanıyorum ki bu süreçte bir kez daha teknolojinin değerini ve kıymetini anlamış olduk. Aynen katılıyorum. Hem kıymetini anladık hem de aslında belki hayatımıza getirdiği avantajların yanında dezavantajları da vardı. Tabii zaman yönetimi konusunda çokça aslında sıkıntılar yaşıyoruz. Bireyden bireye değişen bir yapı var. Bazı tabii handikapları oluyor ister istemez. Zaman yönetimi, mesai kavramı değişimi, biraz kullanılabilirlik, teknoloji, okuryazarlığı dediğimiz konularda iyi olmayanlar veyahut çok ileri seviyede olmayanlar biraz zorluk yaşadı ama şu an gördüğüm kadarıyla 7'den 70'e herkes teknolojide kendini çok daha iyi noktalara getirmek zorunda olduğunun farkına vardı. Belki de en büyük çıktılarından birisi bu sürecin. Kesinlikle. Ben teşekkür ediyorum röportajımız için. Hoş vakitler diliyorum. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Konferansımızın gala yemeğini Özgün Park'ta yapıyoruz. İşletmecimizi tanıtalım sizlerle. Merhaba, hoş geldiniz. Osman Gürben, Özgün Park ortaklarındanım. Efendim, pandemi sürecindeyiz. Pandemi sürecinde misafirler ağırlıyoruz. Bu süreci nasıl geçiriyoruz acaba? Valla turizm işletmeciler açısından çok zor bir dönem. İnanın anlatmakla anlatılmaz, yaşamak lazım. İnanılmaz sıkıntılı bir süreç. Bütün buradaki esnaf arkadaşlar aynı sıkıntı yaşıyor. Böyle bir dönemde bu tarz etkinliklerin olması güzel. Biz bütün tedbirlerimizi aldık işletme olarak. İşte ateş ölçümü olsun, dezenfektan standları, masalarda dezenfektan ürünlerimiz mevcut. Valla biz üzerimize düşeni yapıyoruz, biraz da insanlara kalıyor. İnsanların karşılıklı olarak birbirlerine yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum. Biz çok çekinerek geliyoruz böyle ortamlara. Sizin aldığınız tedbirlerle birazcık da içimiz rahatlıyor. Bu konuda misafirlerimize neler önerebiliriz? Valla bir sefer testlerin uyguladıkları şartlara misafirlerin uyması gerekiyor. Geçen bir arkadaşlarla bir toplantı var, bir yere gittim. İnanın korktum. Gerçekten korkulacak bir durum var. Yani ne servis, yani misafirleri geçtim, servis elemanlarına dahi maske yok. İnsanların buna biraz dikkat etmesi gerekiyor. Biz biraz toplum olarak her şeyi çok çabuk unutuyoruz. Bunu hatırlatmak lazım. Onu düşünüyorum bence. Özgün Park olarak pandemi sürecinde tüm önlemleri alıyorlar ve gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Ben çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Siz de. Hoşçakalın. Okay. We are with Tanya Arcangel and she is one of the participants of İKLEL 2020 and she comes from Czech Republic and we want to get some of her impressions about the Congress and about Sakarya. Evet, şimdi Çek Cumhuriyeti'nden Tanya ile birlikteyiz. Kendisinden hem konferansla hem de Türkiye ile ilgili izlenimlerini alacağız. I can. Okay. Firstly, I would like to be grateful for you to welcome us. We are very happy for coming. We are in the Turkey for the first time. Full of emotions, and we are full of emotions about the conference, which is very nice, very superbly organized. So we are just grateful. Thank you. Misafirperverliğimizden dolayı bize minnettar olduğunu söylüyor kendisi. İlk kez Türkiye'ye geldiğini ve hem Türkiye'yi çok beğendiğini, kongreyi de inanılmaz başarılı bulduğunu ve çok iyi organize edilmiş bir etkinlik olduğunu söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Thank you very much. Thank you.